Evet. Herkese iyi akşamlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet, sizlerle beraber bir canlı yayınımıza daha başladık. Dostlarımız yavaş yavaş yayınımıza katılmaya başladılar. Merhabalar. Facebook'tan ve Instagram'dan aynı anda canlı yayınımı yapıyorum. Bu sefer mikrofon kullanmıyorum Facebook'tan. Tabletin kendi ses ayarıyla daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hepiniz sesi rahat duyduğunuza göre şu anda bir sorun görmüyorum. Yeter Hanım merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Evet, arkadaşlarımız yavaş yavaş yayınımıza katılmaya başladılar. Yine her zamanki gibi Yeter Hanım sizi hem farklı Yeter Hanım'mış bu. Tamam, ben de diyorum aynı anda hem Instagram'da hem Facebook'ta nasıl girdi? Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı konuları konuşacağız. Enerji çalışmaları, yapılan çalışmalar, terapilerle ilgili bilgiler paylaşacağım ve çalışmanın sonunda akışına göre sizlerin yaptığı yorumlara, sorulara göre de bir konu belirleyeceğim. Ama bu konuyu her hafta olduğu gibi daha önce yapmadığım bir konu üzerinden yapmayı seçeceğim. Çünkü bundan öncesi kütüphanemde mevcut YouTube videolarıma üye olup bakabilirsiniz. O yüzden her hafta farklı bir konuyu işlemeye niyet ediyorum. Bu akşam da yine sizlerle birlikte sizlerin sorduğu soruların doğrultusunda belli açılımlar olacak. Aklımda tabii ki her çalışmada belli fikirler oluyor. O merhaba merhaba Ali Bey bu. İzmit'teki Ali Varol mu? Benim bir tanıdığım Hayat Ali Varol herhalde farklı bir Ali Varol. İzmit'te bir tanıdığım Ali Varol var. Herhalde o değil bu. Hayat Ali Varol farklı herhalde. Bugünlerde yine seanslarda çok farklı konular işlerken bilinçaltındaki kodlamalar, kişilerin kendi zihninde yaptığı kodlamaların nasıl insanları etkilediğini hep gördükçe ve bunların kişileri nasıl değiştirdiğini gördükçe her zaman bazen şaşırıyorum, bazen şaşırmıyorum. Bu da mı oluyormuş diye. Ama bunlardan da birçok şey öğrenebiliyorum. Nazife Hanım merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bugün yine bir konu başlığını açmak üzere aklıma gelen konulara baktığımda yine kitabımdan bir konu açmak istiyorum size. Bilmeyenler için istenmeyen döngüleri durdurun kitabımda. Sayfa 148'deki bir merhabalar Sevil Hanım, hoş geldiniz. Sayfa 148'deki bir konu var. Tercih etmek mi, ihtiyacı olmak mı diye bir başlık altında işlediğim bir konu ama aslında farkındalık olarak da oldukça önemli bir konu. Bir şeyi tercih etmekle ihtiyaç duymak veya bağlı olmakla bağımlı olmak birbirine benzer bir konu aslında ama tercih etmek ve ihtiyacı olmak hakkında biraz konuşmak istiyorum ve bu sırada sizlerin bununla ilgili yaşadıkları veya yorumlar varsa onları sizden alacağım. Bunun doğrultusunda da belli açılımlar yaşayacağız. Bir şeyi tercih etmekle bir şeye ihtiyacı olmak arasındaki kitabımı okumayanlardan aradaki farkı biliyor musunuz? Yani örneğin ben örneğin ne diyelim ben öğlen yemeğini işte saat 1'den önce yemeği tercih ederim. Merhabalar, iyi akşamlar. Nihal Hanım merhabalar. Merhaba Edip, Almanya'ya sevgiler. Hoş geldin.
Öğlen yemeğini birden önce yemeyi tercih ederim veya öğlen yemeğini bir de yemeliyim, yemeğe ihtiyacım var, yemek zorundayım. Bu iki cümle arasında bir fark var mı sizce? Birinci cümle, öğlen yemeğini bire kadar yemeyi tercih ederim. İkinci cümle, öğlen yemeğini bire kadar yeme ihtiyacım var veya öğlen yemeğini bire kadar yemek zorundayım. Bir ve iki nolu cümle hakkında ne hissediyorsunuz? Bana fikirlerinizi yazar mısınız? Bir, öğle yemeğini bire kadar yemeyi tercih ederim. İki, öğle yemeğini bire kadar yemek zorundayım veya yemeğe ihtiyacım var. Fikirlerinizi merak ediyorum bu konuyu. Bilmeyen kişiler için özellikle evet var dedi Yeter Hanım. Peki ne fark var? Böyle bir cümle kuruyorsanız veya buna benzer cümleler kuruyorsanız bir sen yönetiyorsun. Peki iki cümleyi kuran kişiler bu cümleleri kurarak hayatlarını yönetiyorsa nasıl bir hayat yönetiyorlar veya nasıl bir hayat yaşıyorlar? Bir şeyleri tercih ederek yaşayan bir kişi, bir de bir şeyleri yapmak zorunda olduğunu hisseden kişiler nasıl bir hayat yaşıyordur? Hangileri daha özgürdür? Hangileri daha az streslidir? Bir nolu kişiler mi, iki nolu kişiler mi daha streslidir? Hangileri daha mutludur? Bir nolu kişiler mi daha mutludur? İki nolu kişiler mi? Biri isteğe bağlı, biri zorunluluk. Evet, güzel. Peki hangisinde stres daha fazla vardır? Bir nolu kişilerde mi daha vardır? İki nolu kişilerde mi vardır? Cümleyi tekrar ediyorum. Birisi diyor ki, ilişkiler açısından nasıl ele alabiliriz? Okey, güzel. Peki Hürriyet Hanım. Bunu her açıdan ele alabiliriz. Öğlen 1'e kadar yemek yemeyi tercih ederim veya hayatındaki herhangi bir konu için bunun böyle olmasını tercih ederim diyor. Diğer kişi de öğlen yemeğini 1'e kadar yemek ihtiyacındayım, zorundayım diye hayatını yaşıyor ve hayatını diğer alanlarda da hep böyle konuşuyor, böyle hissediyor. Hocam iki ilaçsa içmek zorundadır. Zorunluluk stres yaratır. Evet. Şimdi aslında kitabımda da açıkladığım bir konsept bu. Tercih etmek ve ihtiyacı olmak arasında aslında dağlar kadar fark var. Eğer bir şeyi tercih ederek yaşıyorsanız orada bir baskı yok. Orada bir stres yok. Orada bir zorunluluk yok. Orada bir özgürlük var, bağımlılık yok. Çünkü o kişi, örnek üzerinden bahsedersek, eğer yemeğini öğlen 1'e kadar yemeyi tercih ediyorsa ama yiyemezse, merhabalar, iyi akşamlar Meral Hanım, öğlen 1'e kadar yiyemezse, bundan dolayı kimseyi suçlamaz, kendisi stres altına girmez. Yemeği yiyememesine sebep olan kişiye karşı tepki göstermez. Onlara karşı kızgınlık ve öfke belirlemez veya bir nedenden dolayı öğlen 1'e kadar yemek yemeyi tercih ediyorum diyorsa ama akşamüstü yediyse bugün de böyle oldu der ve geçip gider. Onu çok ciddiye almaz. Onu mesele haline getirmez. Yani hayatını tercihler yönetiyordur. Hayatını seçenekler yönetiyordur. Hayatında farklı seçenekler vardır. Seçenekler her zaman özgürlük getirir. Bir kişinin hayatında seçenek varsa özgürlük yaşar. Ve o tercihleriyle birlikte hayatında farklı seçenekleri yaratarak daha özgür, daha az stresli yaşamak üzere devam eder. O yüzden tercih etmek inanılmaz önemli bir düşünce tarzı. Hep böyle düşünürseniz ne istiyorsun? Yani hiçbir şey istememek değil ama böyle olmasını tercih ederim. Bununla ilgili nasıl bir fikrin var? Bayramda ne yapmayı düşünüyorsun? Bayramda şöyle bir tatil yapmayı tercih ederim.
Böyle olmasını tercih ederim ama benim istediğim gibi olmazsa da bu problem yaratmaz. Hayata bu bir bakış açısıdır. Bu bir tavırdır. Kişiye özgürlük ve rahatlık verir. Çoğumuz hayatımızı ne yazık ki böyle yaşamıyoruz. Çoğumuz şöyle yaşıyoruz. İkinci seçeneği hatırlatıyorum. Saat 1'e kadar öğlen yemeğini yemek zorundayım. Yoksa şekerim düşer. Yoksa çok sinirli olurum. Yoksa çok öfkeli olurum. Yoksa işimi yapamam. Yoksa konsantre olamam. Yoksa o gün günüm mahvolur. O gün kendimi çok kötü hissederim diye bir şey olmazsa başka bir şey olur. Yani bir formül yaratırsak şu olmazsa böyle olur. Eğer bunu yapamazsam böyle olur. Yani siyah beyazlar var. Çok katı çizgiler var. Ve o koşul yerine gelmezse birilerine karşı kızgınlık var, öfke var. Merhabalar Ayşe Hanım. O duruma göre tepkiler var. İlişkilerde ise bir kişi eğer ilişkilerde nasıl olur diye sormuştu. İlişkilerde de siyah beyazlar çok fazla var. Hayat Hanım sizsiniz. Tamam. Ben başka bir Ali Varol'la karıştırdım. Tamam. Ali'yi görünce birdenbire karıştırdım Hayat Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi kim olduğunuzu anladım. Bazen Instagram veya Facebook kısaltmalarından karıştırıyorum. Çünkü birçok zihnimde isim var. Onlarla birleştiriyorum. Hayat Varol, Ali Varol olarak anladım. Dolayısıyla bütün bunlar eğer bir zorunluluk varsa kişileri bir sıkıntıya sokar. Hayat Hanım, bugün sizinle kilo ile ilgili bir şeyler yapmıştık. Bununla ilgili canlı yayında konuşmak ister misiniz? Konuşmak isterseniz yazın. Aslında bununla ilgili belli saptamaları belki paylaşmak da isteyebilirsiniz. 2 canlı yayını alabilirim yani sizi. Eğer bu olmazsa böyle olur diye bir koşul koyarsak, ilişkilerimizde koyarsak, hayatımızda koyarsak, hep bir kıstas olursa, ben şu olmazsa işte bunu beğenmem veya bu olmazsa hayattan keyif alamam. Veya hayatımda bu olmazsa olmaz diye şartlar, koşullar koyarsak hayatımızı çok zorlaştırırız. Tabii ki belli noktalarda seçici olmakta fayda var. Tabii ki belli bir farkındalıkla seçici olmamızda fayda var. Ama bu bir zorunluluk haline almamalı. Merhabalar Şebnem, nasılsın? Dolayısıyla bir, tercih ederek yaşamak. İki, zorunluluklarla yaşamak. Zorunluluklarla yaşamak kişileri böyle zorunluluklarla yaşayan insanları nereden anlıyorum biliyor musunuz? Danışan olarak bana geldiklerinde kas katı geliyorlar. Omuzları kas katı, sırtları kas katı ağrıyor. Kendilerini gevşek bırakamıyorlar. Kontrolcüler. Kendilerini ve başkalarını kontrol etmeye çalışıyorlar. Neden kontrolcüler? Merhabalar sevgili Deniz, hoş geldin. Çünkü zamanında anneleri, babaları çocukken onları çok kontrol etmiş. Ebeveynleri onları çok kontrol etmiş. Kardeşleri onu çok kontrol etmiş. Hiç rahat bırakmamışlar. Her şeylerine karışmışlar. Özellikle örneğin kız çocukları ise kız çocukları öyle konuşmaz, öyle oturmaz, öyle hareket etmez. Akşam çıktığında şu saatten geç eve gelmeyeceksin. Üstünü şöyle giymeyeceksin. Saçını başını şöyle yapacaksın diye sürekli birileri karışmış. Onlar bu kontrolün altında artık her şeyi sürekli tedirgin halde kendilerini kontrol ederek hayatına devam etmişler. O yüzden kendilerini bırakamıyorlar, gevşetemiyorlar, rahatlayamıyorlar ve hayatlarında hep bu böyle olursa böyle olur diye bir koşula bağlamışlar. Ve ne yazık ki o zaman yaşayacakları hayatın %10'unu %15'ini yaşıyorlar. Çünkü tercih etmiyorlar. Artık onlar için tercih etme
kısmından düşünce tarzı olarak çıkmış durumdalar. Hep zihinlerinde onların kontrol etmek veya edilmekle ilgili programları var. Her gün görüyorum ki bu programlar aslında bizi çok zorlaştırıyor. Hayat Hanım tamam mı? Peki şimdi canlı yayına Facebook'tan nasıl yapıyoruz? Instagram'da kolay da Facebook'tan katmak için ne yapıyorduk? Yok bu değil. Bu değil. Nereden canlı yayında bir kişiyi almak için ne yapıyorduk? Instagram'da kolay bu işte. Canlı yayında nasıl oluyor idi? Buradan değil. Vallahi çözebilirsem yapacağım Hayat Hanım. Ama kolay bir buton gibi bir şey göremedim. Bir tıklama göremedim. Buradan bir istek gönderme ikonu var mı? Instagram'a geçin. Tamam. Hayat Hanım, Instagram'a geçtiğinizde bana bir yazarsanız Instagram'da çok daha kolay oluyor bu işler. Dolayısıyla hayatı zorlaştırıyoruz o zaman. Hareket etmekte zorlanıyoruz ve hep bizi kısıtlayan bir şeyler oluyor. İstek göndereceğim de Facebook'ta istek gönderme nasıl oluyor onu göremedim. Instagram'da istek gönderme kolay ama Facebook'ta onu göremedim. Evet, Instagram'a geçince Hayat Hanım alırız. Dolayısıyla hep şunu kendinize sormaya çalışın. Acaba ben kendimi gerçekten belli konularda özgür bırakabiliyor muyum? Kendimi... Heh, Hayat Hanım merhaba. Şimdi Hayat Hanım... La Hayat Çıkar 83 canlı yayına geç. Instagram'da bu işler daha kolay. Ve kendimizi gevşek bıraktığımızda isteklerimiz bize daha çabuk gelmeye başlıyor veya alternatifler olmaya başlıyor. Merhaba. Merhaba. Diğer elimle telefon tutunca mecburen böyle selam veriyorum. Öyle mi? Birazcık zor olacak galiba size böyle tek el havada. Vallahi Vallahi ne ya. var ya. Gördünüz ne hale geldim. Merhaba, Durdurdum ya kendimi durdurdum. merhaba. Nasıl bugün yeme durumu nasıl gidiyor bugün şu ana kadar? Ya şöyle biraz önce ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Meyve yiyorum. Allah Allah dedim ya bu eriğin tadı ne kadar kötü. Sonra bu sefer başka yeni dünyaya geçtim. Al ya dedim ki ne biçim meyve almışım ben bunun tadı ne kadar güzeldi dün. Sonra dedim ki bugün biz yok o saman gibi olsun, yok bu saman gibi olsun derken meyveler saman oldu. Ya. Şimdi bugünkü konumuz aslında kilo değildi ama birazcık böyle kodlamaya bağlı da olsa bahsedelim. Ne yaptık bugün Hayat Hanım? Bugün kilo şeyle ilgili yemekle kilo ile ilgili çalıştık değil mi sizinle? Evet. Çünkü biliyorsunuz ben ilk kilomu verirken de sizinle beraber çalıştık. Ve ben 25 kilo verdim. Fakat sonra 73 kiloya düşünce tekrardan çıktım. Ya dedim ki burada bir kodlamam var. Acaba bu ne? Çünkü iniyorum tekrardan çıkıyorum. İniyorum tekrardan çıkıyorum. Biliyorsunuz bir sürü rahatsızlığa çare bulurken ben sadece kiloya bulamıyorum. Ve kendimde de her şeye bulmuşken sadece kiloda takılı kalıyorum. Dedim ki ben bunu nasıl atlatırım Taner Hocam? Dedim hemen randevu alayım ve Taner Hocama gideyim. İlginç şeyler çıktı ama seans esnasında değil de çalışma esnasında kilo ile ilgili çalışırken hep şöyle söylüyorum ben. Bazen böyle mesela kilo ile ilgili herhangi bir konuyla ilgili hep böyle standart bilgiler olduğunu zannediyor insanlar ve bazen soruyorlar. Ben de hep diyorum ki hiçbir konuda aslında standart bilgi yoktur. Kişiye özel bilgi vardır. Yani kişiyi kilo aldıran da aslında özel bilgilerdir. Kişinin yaşadıklarıyla bağlantılıdır ki bugün de bunun bir örneği oldunuz, değil mi? Çok şaşırdım ben. Kilo eğitimi bile aldım. 36 tane sebep.
Tamam, bakıyorum, 36 sebep Siz bir de yok, ayrı bir kilo 7 eğitimi aldınız değil mi? Kiloyla ilgili bir eğitim de aldınız. Resetin kilo aldım ya, tabii resetin kilo aldım dedim, danışanlarımı bununla da çalışırım ama yok. Yok yani, hiçbir etkisi yok. Bugün özellikle seansa başladığımızda, bir de ben zaten biliyorsunuz çok çabuk, nasıl diyeyim? Hemen frekansa giriyorsunuz, duyguya giriyorsunuz. Frekansa, evet, çabuk girdim. Sonra hiç tahmin etmediğim ve hiçbir zaman aklıma gelmeyen şeyleri gördüm. Aslında önce şunu söyledim, yok ya bu değildir, ama dedim ki hayat, burada gördüğün her şey bilinçaltında yeri var, biliyorsun değil mi deyip bütün gördüklerimi sizinle paylaştım ve çok şaşkınım, hala şaşkınım, kendime gelemedim. Değil mi? O yani tabii şimdi bu bilgilerin hepsini paylaşmak burada çok özel bilgileri paylaşmak çok şey olmaz ama Benim için hiç önemli değil. Artık alıştım. Her şeye paylaşabiliyorum. Herkes uyanışa geçebilir. peki neydi size kilo aldıran sizce neyi fark ettiğinizi hatırlıyor musunuz? Babam. Aha. Önce babamdı. O yatağın üstünde gofret yerkenki bir anınıza gittiniz Evet. değil mi? O frekansta. Şöyle oldu, şöyle oldu. Orada ilk kendimi kardeşlerimden çikolata kaçırıp oturup yatağın üstünde yediğimi gördüm. Ama o kadar değişik yiyordum ki, böyle hepsinin paketini açıp deli gibi ağzıma sokuyorum falan, ama onlar uyuyorlar. Fakat babamın işten gelirken poşetle çikolata alıp getirdiğini görüyorum ve hiç kimse görmeden onları yemeyi tercih ediyorum. Burada Ve kıtlık sonra bilinci vardı değil mi? Çünkü siz yemezseniz kardeşleriniz hepsini bitirecek, siz hiç yemeyeceksiniz. Yani paylaşmama ve hepsini gelmişken bitirme çünkü her zaman gelmiyor çikolata. Geldiği zaman aynı zamanda o çikolata babanızın her zaman veremediği size sevgiyi temsil ediyordu. Yani zaten sadece önce onu, çikolata da değildi. evet, zaten önce onu anladım ilk başladığında. Ya dedim ki bu benim aklıma hiç gelmezdi. Çünkü evet, her zaman söylerim, babam iyi, hoş, melek gibidir, öyledir, böyledir. Ama tabii ki de babam çalışma şartlarından dolayı ve biraz da dışarı hayatını severdi, şimdi işin açığı. Orada vakit geçirdiği için de bizimle çok vakit geçirmiyordu. Ve evin, annem babamın bile annesi babası ben olmuştum ki hala öyle derler. Gerçi şu 5 senede biliyorsunuz çok büyük değişimlerim oldu. Hem onların anne babasıydım, hem kardeşlerimin annesiydim. Böyle böyle tabii ki de birçok şeyden kendimi uzak tutup haliyle de babamın sevgisini falan alamadım. Alamadım yani, ama bu kadar dokunduğunu bilmiyordum ben. Evet, her zaman bir gücüm eksikti, işte babam arkamda yoktu falan derdim. Ya da işte annem çok erken zamanda, orada da gördük biliyorsunuz, sorumluluğu benim üzerime verdi derdim. Ama orada kendimi yatağın üzerinde otururken ve kardeşlerimin üçünün de bana bakarken ki hali gözümün önüne geldi. Ve annem de arka planda, çocuklar onu görmüyorlar, beni görüyorlar ve benden medet umuyorlar. Bir de üstüne bu eklenince haliyle kendimi yalnız hissedip, çaresiz hissedip, sorumluluktan bunalmış ve baba sevgisinin eksikliği. Ve Evet. bir de başka, ben orada şunu bile düşündüm. Herhalde babamın sevgisini de ben çocuklarla paylaşmak istemedim. Onun getirdiği şeye sahip olayım ki o benimle daha çok ilgilenmiş gibi olsun diye. Evet. Çok ilginç. O kadar çalışma yaptım ama asla böyle bir sebep gelmedi aklıma da, ya karşıma da çıkmadı, hissetmedim de görmedim de. Ve de daha sonra gittiğiniz ilginç bir yer daha vardı. Sofrada erkekleri oturtup sizi Evet. oturtmadıkları bir yer vardı. Evet, orada benim bedenim zaten ben değilim. Dedim burada geçmiş yaşama Neydi oradaki gittim. senaryoda? Orada masaya kalabalık bir aileydi ama erkekler hep oturuyordu. Siz kız çocuğu olduğunuz için sizi ikinci plana atıp sofrada bile yer ayırmadılar size. Evet, Değil mi? ben yetişkinim. Orada oturan çocuklar çok küçükler aslında. Anne baba var ama orada büyük anne dede falan da var. Onların hepsi oturuyorlar masada ve ben yetişkin olduğum halde elimi uzatmaya çalışıyorum masaya. Fakat masaya davet edilmiyorum da bana yemek de vermiyorlar. Çok ilginçti.
Ve orada da bir kıtlık bilinci var. Çünkü onların yemek yediğinizde onların arasına girebileceksiniz veya zamanında yine verilmemiş bir yemeğin üzerinizde yarattığı bir kızgınlık ve öfkesi vardır, değil mi? Evet. Öfke çok büyük. Ve her yemek yediğinizde tüm bu duyguları bastıran duygular vardı. Bu çikolataları, pastaları, işte En börekleri, çok çörekleri. dikkatimi çeken ne oldu biliyor musunuz? Bugün söylediniz ya, özgürlüğün. Evet ya, ben hiçbir zaman özgür bırakılmadım. Ve hep şunu söylemişimdir. Anne, baba, keşke beni özgür bıraksaydınız. Ben buralarda olmazdım. Ben burada olmamalıyım. Ben hayatım boyunca bunu söyledim. Ben bulunduğum yerde olmamalıyım. Daha farklı yerlerde olmalıydım. Ama ben hep bastırıldım, hep bastırıldım, hep bastırıldım. Sonra bugün orada deyince evet tatlıları yerken ne hissediyorsun? Sana müdahale eden yok. Dedim ki evet ben sadece tatlı yerken bana kimse müdahale edemiyor. Hiç kimse karışmıyor. Hiç kimse bir yorum yapmıyor. Sadece o zaman özgürüm. En çok da burada üzüldüm. Ama şimdi o duygular dönüştü, değil mi? Daha çok erken, daha bugün çalışmayı yaptık ama o istek var mı? O tatlıları yeme isteği var mı bugün? Ay inanmıyorum. Biraz önce yemek yedim dedim ki biraz önce konulardan bahsediyorsunuz ya tercih ya da yapmalıyım. Ben hep şunu Evet. söyledim. Yemekten sonra tatlı yemeden asla karnım doymaz benim. Yemekten sonra tatlı Ya yedim. bakın, bakın. Bu da bir kodlama değil mi? Bu da bir zorunluluk hissi değil mi? Yazıyorum ama elimden yazamıyorum. Yoksa orada yazacaktım. İkinci kodlama falan şey birinci seçenek kesinlikle kodlama. Ay, şey, ikinci seçenek kodlamadır falan diye yazamadım elimden. Evet kendimi şöyle sinirliyken yersem yatışırım. Yemekten sonra yersem karnım doyar. Çünkü o midemdeki boşluğu hiçbir şey doldurmuyor. Hiçbir şey doldurmuyor. Biraz da şimdi benim etrafımdaki insanlarla bakış açım çok farklı biliyorsunuz. Bunun için ben herkese uyum sağlayamıyorum, uyuşamıyoruz, anlamıyorlar. Onların yaşadıkları hayat bana farklı geliyor. Benimki onlara zaten farklı geliyor. Aynı frekansta değiliz. Bunun için de ne olacak sadece yiyeceksin. Yerken kendini mutlu ediyorsun çünkü öbür türlü mutlu edecek bir sebep yok. Onun için yemeği tercih ediyorum. Çünkü bana tatlı gerçekten hayatıma tat veriyordu. Peki bu akşam yediniz mi yemekten sonra? Hayır yemedim Melek, Özlem yemedim canlarım ben tatlıyı. Meyveyi bile yiyemedim. Çok güzel, çok güzel. Harika. Bugün için iyi başladınız. Bakalım bundan sonra bir de saman gibi lezzet aldım dediniz. Onu da kodladık, değil mi? Evet, onu kodladınız ya zaten tatlı yersem saman gibi. Dedim ki ben de hocam meyveyi katalım mı ya yiyeceklerin o yeşilliklerin arasına, sebzelerin arasına dedim ki meyveyi de katalım hocam ya şuraya falan diye. Hayır yok olmaz dediniz. Ondan sonra başladık. Meyvenin tadı da saman gibi. Çikolatanın tadı da saman gibi. Ekmeğin tadı, pastanın böreğin. Al işte meyveyi yedim saman gibi gerçekten. Ya, harika, harika. Peki, Vallahi süper. çok iyi, çok iyi. Peki bu 52 kırık da aslında ilginç bir hikayeydi, değil mi? Bugün gitmek, yani şöyle de, sadece şeyi konuşalım genel olarak. Bu da gitmek istemediğiniz bir yere gitmeye çalıştığınız için gitmemek üzere bir bahane yaratmak üzere bir kaza geçirdiniz. Aslında bu kazayı siz oluşturdunuz. Onu fark ettiniz, değil mi? Etmez Yani miyim? Şöyle. Orasını anlatayım. Eğitime gidecektim. Fakat eğitime gitsem gitmesem diye ikilemde kaldım ama ben 5 gün boyu huzursuzum. Begüm gidelim mi? Gitmeyelim. Begüm'le beraber gidiyoruz biliyorsunuz. Gidelim mi anneciğim? Gitmeyelim mi? Yo gitmeyelim ya neyse falan diyorum vazgeçiyorum. Sonra yo yo Begümcüğüm gidelim bak arkadaşlarımız da gelecekler Almanya'dan falan. Hepsini görürüz ama sonra yok diyorum ya ben gitmek istemiyorum. Sonra ve ben eğitim için Ankara'ya dönüyorum düşünün. Ankara'ya eğitim için dönüyorum adadan. Pamukkale'ye uğradık ve ben orada çok ilginç bir şekilde düştüm. Yani hiç aslında orada düşülmezdi ama ben düştüm. Çünkü kendimi ancak öyle durdurabildim. Begüm'ün söylediği ilk şey şu oldu. Anne, kendini neden durdurmak istedin? ne kadar ilginç, değil mi? Kazaları bile aslında biz kendi kendimize oluşturabiliyoruz.
Yani zihnimizdeki kodlamalar, duygulardaki çatışmaları engellemek için bilinçaltı belli programları taşıyor ama bir çatışma olduğu anda da o anda yeni bir program oluşturuyor. Yani mevcut durumlara göre de çözümler bulmaya çalışıyor. Madem gitmek istemiyorsun, madem bu kadar Gitmek çatışma deneyim uzmanı her zaman içindesin, sen dedim. halledemedin ama ağırlıklı duygun gitmek istemiyorsun, sana yardım edeceğim. Gitmek istememeni sağlamak için sana bir yol bulacağım dedi ve bu kazayı yaşadınız. Şimdi Ve gerçekten sonra ben isteseniz garantiledim gitmedim tabii. beni dönüyordunuz. Evet. Evet, harika. Yani bunun nedenini anlamak harika tabii bu kazayı yaşamak değil de Hemen anladım. bunun Düşen düşmez anladım zaten. nedeni peki en son yemekle ilgili bu kadar konuştuktan sonra özellikle şu anda canlı yayında tatlıyı çok yiyen, kendini durduramayan kişiler varsa onlara bir mesajınız var mı? Ne söylerdiniz Ya onların? bunu her zaman konuşuyoruz arkadaşlarla. Şimdi birçok eğitime katılıyorum biliyorsunuz. Evet, arkadaşlar da katılıyorlar, konuşuyoruz. Biz her hastalığa ya da zihnimizi yoran sebeplere bir şekilde çare buluyoruz ama biz kiloya bulamıyoruz. Telefon çekiyor mu ben bilemiyorum. Benim telefonum çekmiyor ama yayın Bir ara sesi. kesik kesik oldu. Bir ara şimdi duyuyoruz. Biraz önce kesik kesik oldu. Şimdi iyi. Değil mi? Nerede kaldık? Birçok eğitimde mi kaldık? Evet. Kiloya çare bulamıyoruz. Evet, hiçbirinde bulamıyoruz. Her şeye buluyoruz ama kiloya yok. Ve şöyle, evet çocukluğa da iniyoruz. Evet çocukluğa iniyoruz. İşte ergenliği falan ya da yaş hesaplaması yapıyoruz. Ama ne yazık ki olmadı. Olmuyor. Tekrardan çekmiyor. Ben biraz şöyle gideyim en iyisi. Yo Bir yo dakika. gayet net duyuyoruz. Gayet net Şimdi iyi duyuyoruz. mi? Tamam, geldim buraya daha iyi çekecek. Arkadaşlara tavsiyem, bence zaten yaşadığımız bu bağımlılıklar önce şöyle adlandırıyoruz. Hayatımızda bir şeylerin tabii ki de yolunda gitmediği ve hayatımızda istediğimiz tadı bulamadığımız ve başka şeylerde aradığımız. Bugün bendeki olan mesela özgürlüğümü arıyorum. Al tatlıda işte özgürlük yaşıyordum. E diğeri sevgi yoksunuz, sevgiyi buluyor orada. Ya da işte yalnızlığını tatmin ediyor. Onun için gerçekten iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani zihnimizi ciddi anlamda yormamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben işte ne kadar, kaç seneden beri yoruyorum. Beşinci senem bu sene. Beşinci sene demek ki daha da yorunca çıkıverdi. Travmam ortaya. Evet, kesinlikle, Bu kadar kolay kesinlikle. olmuyor. Birazcık dikkat etmek gerekiyor ve iyi düşünmek gerekiyor. Yani aslında insanın kendisini iyi tanıması gerekiyor. Nerede, ne hissettiğini, ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini. Bence ciddi anlamda bunları iyi bilmek gerekiyor. Kim Çok Taner doğru. hocam? İçsel bir yolculuk. Herkesin içsel bir yolculuğu, herkes kendi içine bir yolculuk yapıyor ve bunu yapanlar da mutlaka bir şeyler buluyor. Ben sizi kutluyorum. Epey bir değişim yaşadınız. İçsel yolculuğunuz Ama hatta ailece devam ediyor. ben evet. Biz 5 seneden beri biliyorsunuz ilk yolculuğumuz sizinle başladı. İyi ki sizi rehberim olarak seçmişim. Ve Süper. her zaman şunu söylüyorum, vazgeçemiyorum. Ben Taner hocamdan vazgeçemiyorum. O alana girdiğim anda, o kliniğe gittiğim anda oranın enerjisi bile yetiyor bana diyorum. Bu bile yeterli diyorum ya. Onun için hala 5. senem oldu, hala sizinle devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü sonuç bulamadığım hiçbir şeyim olmadı sizinle. Ve biliyorsunuz eğitiminizde aldım. Ben de birçok kişiye uyguluyorum ve çok ciddi anlamda sonuçlar alıyorum. Alıyorum ama ben yine de tekniği kendime de yapsam sizden destek almayı daha çok tercih ediyorum ve daha çok seviyorum. Begüm'ü gördünüz. Yani Begüm de kendisi birçok sistemi uyguluyor ama illa Taner hocam diyor. Herkesin bir yolu var. Siz de bu yolda gayet güzel ilerliyorsunuz. Sizleri de kutluyorum. Yayına katılıp bu bilgileri paylaştığınız için de teşekkür ediyorum birçok insanda. Rica ederim. Çok inanarak geldim size. Ben bu sefer çözeceğim dedim. Ben bunu Taner hocamla çözerim dedim. Ve öyle de yaptınız. Öyle de Ve yaptınız. öyle de oldu.
Evet, öyle de oldu. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben Evdekilere çok selamlar. de selam tanıyor hocam. Evre hocama selam. Kendinize çok iyi bakın. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay Bay bay. bay. Sevgili Hayat Hanım'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Hepimizin bir yolculuğu var ve öğrendiği şeyler var. Evet Şükran Hanım, günlük yazmakta çok fayda var. Olduğu gibi her şeyi görmekte çok fayda var. Dolayısıyla hepimiz belli şeyleri fark ettiğimizde hayatımızda çözümler gelmeye başlıyor. Şimdi bugünkü konuyu ben zihnimde belirledim. Ne üzerinde çalışabiliriz diye enerji çalışmasında bir konu belirleyelim demiştik. Madem ben konuyu onun üzerine açtım, hayatımızdaki zorunlulukları, hayatımızda hangi konuda zorunluluk hissediyoruz veya hangi zorunlulukları çözmemiz gerekiyor? Böyle olmak zorunda dediğimiz, biraz önce Hayat Hanım'ın dediği gibi basit bir şey bile olabilir. Her yemekten sonra tatlı yemek zorundayım. İşte günde 8 saat uyumak zorundayım. İşte şunu yapmak zorundayım. Hayatımdaki kişi bunu yapmak zorunda gibi sizi kısıtlayan bugünün konusu sizin hayatınızı farkında olmadan kısıtlayan zorunluluk her neresi ise çalışma esnasında sizi oraya yönlendireceğim ve onlardan bir veya birkaçını çözmeye niyet edeceğiz. Bugünkü enerji çalışmamızın başlığı sizi kısıtlayan, engelleyen zorunluluğunuz her neyse onlardan bir veya birkaçını çözmek olacak. Bence güzel bir başlık. Hayatınızda sizi kısıtlayan zorunluluk, anı, hatıra her neresi varsa sizi oraya yönlendireceğim. Evet, hayatta her şey, hocam her şey bizimle alakalı mı? Kader ve kaza konuları bunun neresinde? Şimdi tabii genellikle bizimle alakalı kader var mı? Belki bir miktar var ama tamamıyla kader diye bir şey benim algıladığım kadarıyla yok. Hiç yok diyemem. Bir miktar belki var ama daha çok benim gördüğüm programlar var. Yani biz bilinçaltı programlar yığını. İnanamazsınız. Her gün çalışmalarda gördüğüm programları, hastalıklarda, kazalarda, sevgi olaylarında, ilişkilerde, aşağı yukarı yaşadığımız her şeyde o kadar çok program dönüyor ki beynimizde, bilinçaltında inanamazsınız ve bu programların bir kısmı geçmişten geliyor, aileden, soy ağacından geliyor, anne karnından geliyor, atalarımızdan geliyor. Bir kısmı da anında yaşamın içinde olan olaylar içinde tak diye program oluşuyor. Yani bir olayı yaşıyorsunuz, onunla ilgili tak diye bir program oluşturuyor bilinçaltımız. Peki, kitabımda açıkladığım bir mantık var. Neden? Hayatımızdaki döngüler neden oluyor diye. Neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü şöyle benim anladığım kadarıyla bunlar çok önemli bulgular bu sırada. Çünkü bilinçaltı ve bizler bir şeyi otomatiğe almak istiyoruz. Hatta bununla ilgili bir başlık yazmıştım. Hayatı otomatiğe almak. Hani kaçıncı sayfada olduğunu tam göremiyorum şu anda. Şöyle bir bakayım. Evet. Ön yargı kodlamalar, otomatik pilot düşünceler. Sayfa 23. Burada da anlatıyorum. Bu programlar nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Bunu hatta şuna benzetiyorum. Araba kullananlar varsa, her gün işe gidip geliyorsanız, arabayla çıkarsınız, ne bileyim evden işte sola dönersiniz, sağa dönersiniz. Standart bir yolunuz vardır. Siz bazen İşe değil de veya her zaman gittiğiniz bir yere değil de farklı bir yere giderken o anda düşünmüyorsanız birdenbire arabayla her zaman gittiğiniz yola gittiğinizi fark edersiniz. Hiç böyle hissedenler oldu mu? Ondan sonra aa dersiniz ya ben niye burayı sattım ki? Ben şu anda o her zaman gittiğim yere gitmiyorum ki. Peki bu size ne anlatıyor? Çok önemli aslında. Bu size şunu anlatıyor. Siz eğer
O anda farkında değilseniz hayatınızı otomatik pilot düşünceler yönetiyor. Bu cümlenin altını çiziyorum. Sayfa 23'te anlatıyorum bunu. Eğer siz o anda farkında değilseniz, ki her anın farkında olmamız mümkün değil, birdenbire farkında olmadığınız anda, saniyede hayatınızı otomatik pilot düşünceler yönetir. Aynı istemediğiniz, o anda hep gittiğiniz yöne gittiğiniz şekilde gidersiniz. Aa, ben buraya gitmeyecektim diye geri dönersiniz. Bu sadece gittiğiniz yol değildir. Sizin en sevdiğiniz kişiye verdiğiniz tepkiler de böyledir. Anne ve babanıza, çocuklarınıza da verdiğiniz tepkiler böyledir. Çünkü ilişkilerde de, hayatınızdaki her şeyde de otomatik bir pilot düşünce oluşur. Bir şeyi bir iki defa yaparsanız üçüncüsünde otomatik pilota girer. Bilinçaltı her şeyi otomatik pilota alır. Neden peki bilinçaltı bunu otomatik pilota alır? Çünkü aslında hepimiz tembeliz. Hepimiz rahatlık çemberinden çıkmak istemeyiz. Her anı düşünüp yeniden oluşturmak istemeyiz. Bir şeyi bir defa öğrenip tekrarı almak isteriz. Otomatik bilinçaltım gelsin, hayatımı kolaylaştırsın. Ayakkabı bağını nasıl bağladığımdan, çatalı hangi elimde tuttuğumdan, yemeği hangi hızla yediğimden, lokmaları nasıl çiğnediğimden, kağıda yazımı nasıl yazdığıma kadar her şey otomatiğe alınır. O yüzden otomatik pilotta düşüncelerle ön yargılı davranırız. Bakın buradaki başlığında şu, sayfa 23'te. Ön yargı ve kodlamalar, otomatik pilot düşünceler. İşte bu yüzden hastalıklar oluşur. İşte bu yüzden öfkeler oluşur. Bu yüzden ön yargılar oluşur. Bu yüzden kıramadığımız tepkiler oluşur. İşte o yüzden bir şeyleri fark etmemiz zaman alır. Neden böyle yaptığımızın ta ilk başladığı zamanlara gidip bakmamız lazım. Her şeyi otomatik pilota alırız, hayatımızı kolaylaştırmak için, çok fazla düşünmemek için, düşünce enerjisini harcamamak için. Peki ne olur o zaman? Hiçbir şeyi düşünmeyen otomatik pilotta aynı kuklalar gibi yaşayan insanlar haline geliriz. Şimdi o zaman hayatımız kader mi? Şimdi size soruyorum, hayatımız gerçekten kader mi? O soruyu sorana soruyorum. Eğer bu açıklamaları iyi de dinlerseniz, bugünün konuşması bayağı güzel oldu bu arada. Eğer hayatımızdaki her şey otomatik pilotsa, düşünceleri 2-3 defa tekrar ettiğimizde dördüncüsünde biz onu otomatik davranmaya meyilliysek ve yapıyorsak, her şeyi her anı planlamadan yaşıyorsak, o zaman hayatımız gerçekten kader mi? Hayır değil. Hayatımız kader dediğimiz şeylerin %90'ı otomatik pilottaki düşüncelerin birleşimi. İşte burada eğer hayatta şu anda istediğiniz noktada değilseniz, istediğiniz yöne gitmiyorsa otomatik pilotta size zarar veren düşünceler içindesiniz demektir. O yüzden bütün bu çalışmaları yapıyoruz. O yüzden kişiyi ben de çalışmalarımda bir miktar konuşarak, farkındalık yaratarak ama bir miktar da onun belli bir frekansa giderek, kendisini özgür ve rahat bırakarak, otomatik pilottan çıkararak, yani uçakta otomatik pilota alınırsa bir yere gider ya da oradan çıkartır pilot, kendisi manuel kullanır. Güzel bir açıklama oldu. Bilinçaltı çalışmalarını yapmamın nedeni genelde kişileri otomatik pilottan çıkartıp manuele aldıktan sonra onu neden yaptığını fark etmesi için yönlendiririm. Çünkü otomatik pilottan çıkmazsa neyi neden yaptığını anlamaz. O tekrarlar ona gelmiştir. Ya annesinden gelmiştir, ya atalarından gelmiştir, ya onları sevdiklerini izlerken otomatik birkaç defa tekrardan dolayı gelmiştir,
ya babasını izlerken gelmiştir, ya kardeşini izlerken gelmiştir, ya televizyondaki medyadan gelmiştir, ya arkadaşlarından gelmiştir, bir yerden gelmiştir o veri. Ve o insan fark etmeden hep tekrar eder. Oradan manueli alıp çıkartmadan ona neyin zarar verdiğini fark etmesi çok zor. Birçoğumuz buna da istekli değildir. Artık çok alışmıştır. Ben hayatımı böyle yaşayacağım, sen karışma, ben böyle de iyiyim der. İşte o insanları düzeltmek çok zor. Çünkü ben hayatımı manuelde değil, otopilotta yaşayacağım der. Ama bu şekilde kendisini kolay kolay düzeltemez, pek de mümkün değildir. Oradan çıkması için o frekansta onu yaratan frekansın birazcık daha üstüne çıkıp onların ilk başladığı yere gitmesi gerekir. Neden böyle yaptığını anlaması gerekir ve bunu bilinçaltına söylemesi gerekir. Bak, bilinçaltı aynı bir çocuk gibi. Sen bundan dolayı böyle davranıyorsun. Hayat Hanım'ın anlattığı gibi sen çikolatayı babandan alamadığın sevgi amacıyla yiyorsun. Veya sen o çikolatayı yerken kıtlık bilincin var. Daha fazlasını bulamadığını düşündüğün için yemek istiyorsun veya onu yedikçe kendine karışılmadığını hissettiğin için kendini özgür hissediyorsun. O yediğin otomatik pilottaki o tatlı yemen her seferinde sana bu duyguları hatırlatıyor. Sen bunun için bunu yapıyorsun ama buradan otomatik pilottan çıkarman lazım. Çünkü bu düşünceler sana zarar veriyor diye ona gösterirseniz, anlatırsanız belli bir frekansta, o düşünceleri de iptal ederseniz belli kodlamalarla artık hayatınızdan çıkar. Ve artık onu otomatik yapmayı bırakırsınız. Bayağı iyi oldu bu yayın. İşin mantığını böylece bilinçaltı da anlar, otomatik pilottan çıkartır ve artık onun yerine üstüne yeni programlar koyabilirsiniz. Üstüne sağlıklı yeme programı olabilir. Bu örnekte sağlıklı beslenme programı olabilir. Her neyse yerleştirmek istediğiniz onu koyarsınız ve bilinçaltı onu benimser. İlla oraya bir şeyler koyacaksa ona faydalı olanı koyar ve onunla hayatınıza devam ettirirseniz size iyi hizmet eder. Size kötü hizmet edenleri ayıklamak yerine iyi hizmet edenleri koymak veya ayıklayıp kötülerini atmak gerekiyor. Eğer bunları atmazsak, eğer o düşüncelerin, otomatik pilot düşüncelerin farkına varmazsak, kodlamaların farkına varmazsak bir ömür geçer, hiçbir şeyi fark etmeden otomatik pilotta yaşayıp ölüp gideriz. Hiçbir şey de değişmez. O yüzden o kadar önemli ki kendi içsel yolculuğumuz ve kendi içimize dönmek. Olayları hep bu enerji konuşmaların sonunda da yaptığım çalışmaların amacı da bu. Otomatik pilottan bir düşünceyi almak, ayıklamak, onu ayıklayıp çıkarmak. Aynı bir bahçedeki ayrık otu gibi. İçinden bir tane ayrık otunu almak. Onlarca ayrık otu var bahçede, yani bilinç altında. En azından bu çalışmanın sonunda bir konuya yönelik ayrık otunu alıp onu oradan çıkartıyoruz ki onların yarattığı manuel düşünceler, otomatik pilot düşünceler tekrar gelmesin. Bunların detaylarını dediğim gibi kitabımda okuyabilirsiniz. Merak eden insanlar için istenmeyen döngüleri durdurun da bunları açıklıyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş enerji çalışmamıza doğru bir geçiş yapacağım. Çalışmayı henüz yapmadık. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacaktık. Konu başlığı olarak da bir şeyi yapmak zorundayım diye hissettiren veya otomatik pilotta farkında olmadan size zarar veren, tamam öyle diyelim konu başlığını, otomatik pilotta fark etmeden size zarar veren, sizi bir şey yapmak zorunda bırakan düşünceniz her neyse onlardan bir veya birkaçına gidip onları düzelteceğiz. Tamam mı? Teşekkürler Deniz Hanım. Yeter Hanım, 3 seansta inşallah canlı yayındayım hocam. Tamam Yeter Hanım.
Üçüncü seansımızı da bitirelim. Sizin hayatınızda 3 seansta bir fark oldu mu? Neleri fark ettiniz? Onları da ben de sizden almak, öğrenmek istiyorum. Canlı yayına katılırsanız ben de memnun olurum. Bildiklerinizi paylaşırsanız birçok arkadaşımıza da yardım etmiş olursunuz. Şimdi o zaman yavaş yavaş canlı yayınımıza geçiş yapıyoruz. Elimden geleni yapıp gerisini bırakıyorum. Harikasın Necla Hanım. Seni de bir gün bir canlı yayına almak istiyorum. Sen de birçok değişiklik yaptın hayatında, birçok şeyleri yaşadın. Onları dinlemek istiyorum. Bugün Bülent Bey vardı. Bülent Bey canlı yayında mı bilmiyorum. Onunla da bir konuşalım demiştik. O da bazı şeyleri hayatında değiştirdi. Bülent Bey de inanamadım. Kilo ile ilgili falan çalışılmıştı. Günde bir öğüne indirmiş. Ben bile şaşırdım. Günde bir öğünle nasıl doyuyor ama bir öğün yiyerek doymaya başladı ve kilo vermeye başlamış. Onu da bir gün bir canlı yayına alacağız. Bugün belki katılırım diyordu ama şu anda göremedim. Şeyde geciktirmeyelim. Çok da fazla yayınları uzatmayı da sevmiyorum. Hem kendi adıma hem izleyenler adına kıvamında olsun, tadında olsun, biraz bilgi, biraz enerji çalışması olsun. Teşekkürler Şebnem. Evet, yavaş yavaş canlı yayınımıza geçiyoruz. Şu anda beni dinleyenler varsa lütfen sessiz bir odaya geçin, rahat bir ortama geçin. Televizyon gürültüsü varsa ondan uzaklaşın. Eğer çocuklar varsa lütfen odaya geçin. Eşinize deyin ki ya şuna bir 15 dakika, 10-15 dakika lütfen göz kulak olur musun? Kendim için bir 10-15 dakikaya ihtiyacım var. Pardon, ihtiyacım değil de 10-15 dakika sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bu cümleyi neden kullandığımı yayının başını dinleyenler anlayacaklar. Özel 10-15 dakika yalnız kalmayı tercih ediyorum. Lütfen bu konuda bana yardımcı ol. Deyin eşinize veya çocuklarınızdan yardım isteyin. Kapıyı içeriden kilitleyin. 10-15 dakika boyunca ışığınızı şimdi loş hale getirin. Ben şimdi yavaş yavaş akışa geçiyorum. Bir yudum da su içeyim. Evet. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes alıp verin. Şu anda ayak tabanları altında tüm ağırlıklar çözülüyor. Her nefesle ayak tabanları altından tüm ağırlıkları bırakıyorsunuz. Derin nefes alıp ver. Kendini rahat. Sanki ayak tabanları altında bir ışık topu üzerinizdeki tüm ağırlıkları çözüyor. Işık topu biraz daha yukarıya çıkıyor. Kasık bölgesi ve kuyruk sokumu bölgesine geliyor. Yaşamla olan bağlantınız güçleniyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Işık topu göbek deliğinin birkaç parmak altına geliyor. Üzerinizdeki ağırlıklar çözülüp gidiyor. Işık topu karın bölgesine geliyor. Kaygı, endişe enerjileri çözülüyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Bazılarınızda hafif yine üşüme geldi. Bazılarınızda hafif terleme var. Ellerde, ayaklarda üşüme var. Normal bu. Algılıyorum. Enerji frekans değişikliği var. Ondan dolayı bunu hissediyorsunuz. Vücudunuzda bir dengeleme oluyor. Merak etmeyin. Kendinizi rahat bırakın. Işık topu kalp bölgesine geliyor. Yaşanmışlıkların tüm ağırlıkları
kalbin üzerinden çözülüyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Işık topu boğaz bölgesine geliyor. Boğaz bölgesinde ifade edilemeyen duygular, kendisini ifade edemeyen, özgüven eksikliğinden dolayı, yaşadıklarından dolayı, yetersizlik duygularından dolayı, bastırılmaktan dolayı kendini ifade edemeyen kişilerin veya içinde biriktirip biriktirip birdenbire patlama yaşayan kişilerin boğaz bölgesindeki tüm dengesizlikleri, sıkışmış enerjileri çözülüyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Işık topu alın bölgesine geliyor. İki kaşın arasındaki bölgede bir akış oluyor. Görünmeyenler görünür kılınıyor. Derin nefes alıp verin ve kendinizi rahat bırakın. Işık topu başın tepesine çıkıyor. Enerji frekansı daha da yükseliyor. Başın tepesinde sanki bir vakumlama cihazı şu anda bugün evinizde yaşanmış olan tüm gerginliklerin enerjisini üzerinizden alıyor. İş yerinde yaşanmışlıkların tüm ağırlıkları üzerinizden vakumlanıyor. Ve ışık topu eviniz kadar genişliyor. Evinizin içinde yaşanmışlıkların ağırlık yapan enerjiler, eşle olan çatışmalar, çocuklarla olan gerginlikler, tüm ağırlıklar evinizin üzerinden çekilip alınıyor. Ve içinizdeki yaradanın beyaz ışığıyla dengeleniyor. Enerji alanı bulunduğunuz şehir kadar genişliyor. Bulunduğunuz şehirde yaşanmışlıkların, gündemlerin, koronanın üzerinizde bıraktığı tüm ağırlıklar üzerinizde vakumlanıyor ve beyaz ışıkla dengeleniyor. Enerji alanı bulunduğunuz ülke kadar genişliyor. Yaşadığınız ülkede izlenen politikalar, tartışmalar, gerginlikler, ekonomik krizler, bütün bu yaşananların üzerinizde bıraktığı tüm ağırlıklar tamamıyla vakumlanıyor. Şu anda birçoğunuzun üzerinde bir dinginlik enerjisi gelmeye başladı bile. Hislerinize bakarsanız bunu fark edersiniz. Beyaz ışıkla dengeleniyor. Derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Enerji alanı bu dünya kadar genişliyor. Dünyada insan olarak yaşamanın ve dünyada yaşanmışlıkların, politikaların, ülkelerin tutumlarının, savaşların üzerimizde bıraktığı tüm ağırlıklar, haksızlıkların üzerimizde bıraktığı tüm ağırlıklar üzerinizden vakumlanıyor ve beyaz ışıkla dengeleniyor. Ve şimdi Yaradan'ın ışığıyla bir olacak kadar genişliyorsunuz. Artık hiçbir problem sizin için önemli değil. Sanki olan her şeyle birsiniz ve her şey bir nokta kadar küçük ve önemsiz. Şu anda bazılarınızın kulakları uğulduyor. Frekans değiştiği için derin nefes alıp ver ve kendini rahat bırak. Şimdi 3'ten geriye saydığımda fark etmeden zorunlu olduğunuzu hissettiğiniz veya otomatik pilotta yaparak hayatınıza zarar veren
ve zorunlu olduğunuzu düşünerek kendinizi kısıtladığınız yaşanmışlık, deneyim, hatıra, düşünce, çekirdek inanç, olay, duygu, his, her neresi varsa 3'ten geriye saydığımda o kayıda gideceksiniz. 3, 2, 1. Şimdi git. Otomatik pilotta yaparak kendinizi kısıtladığınız, zarar verdiğiniz, yapmak zorunda olduğunu hissettiğiniz, her neresi varsa, belki yeme alışkanlığı, belki hayır diyememe, belki her şeye itiraz etme, belki her şeye olmaz deme. Her neresi varsa 3'ten geriye saydığımda oraya gidin. 3, 2, 1. Şimdi git. Biraz önce gidemeyenler için tekrar söyledim. Şimdi bir bakın bakalım. Görüntü görenler için neredesiniz? Ne var çevrenizde? Yanınızda, sağınızda, solunuzda, üzerinizde kaç yaşlarındasınız? Tanıdık bir yerde misiniz? Görüntü göremeyen ama duygusunu hissedenler için birkaçınızın enerjisini aldım. Göğsünüz sıkışıyor, göğsün tam ortası. Bu yeterli. Burada göğsünüz sıkışıyor. Her neresiyse orası. Bu duyguya bir tutunun, sonra değiştireceğiz. Vücudunuzu bir tarayın. Vücudunuzda nasıl bir etki yaratıyor burası? Bazılarınızda ne duygu ne görüntü ama zihnine gelen bir düşünce var. Çocukluğundaki bir yerlere gitti. Aklına bir olay geldi. Nasıl bir olaydı? Şimdi zorunlu hissettiğiniz, yapmak zorunda olduğunu düşündüğünüz, otomatik pilotta olan tüm bu düşüncelerle ilgili tüm kalıpları, tüm programları, bunlara sebep olan, bağlantılı olan tüm aktarımları iptal ediyoruz. Şimdi tüm bu bağları kesiyoruz. Aynı bir balta veya bir kılıç darbesiyle tüm bu bağları kestim. Tüm bu bağlantılar artık kesildi. Ve şimdi tüm bu yaşanan senaryolar beyaz ışık senaryosuyla, beyaz ışık fırçalarıyla, darbeleriyle şu anda dönüşüyor. Şu anda bir beyaz ışık akıyor ve tamamıyla bu dönüşüyor, 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 beyaz ışıkla yıkanıyor. Artık zorunlu olduğunuz hiçbir şey yok. Bu görüntüler değişiyor. Bu düşünceler değişiyor. Artık bu zorunluluklar yok. Hayır diyememe mi? Tatlı yemek zorundayımlar mı? Olumsuz düşünce tarzıyla ilgili zorunluluklar mı? Her ne varsa bunlar şu anda dönüşüyor. Beyaz ışıkla yıkanıyor. Tüm bu düşünce kalıpları size nereden ve nasıl aktarıldıysa
Her neyse şu anda düşündüğünüz, onları kılıçla kestim. Tüm programları iptal ettim. Tüm bunlar hayatınızdan artık şimdi ve şimdinin sonsuzluğunda artık yok. Bunlar artık sizin istediğiniz manuel modda. Siz bunların yerine ne olmasını istiyorsanız, bu iptal ettiğiniz zorunluluklar, otomatik pilottan çıkardığınız bu düşüncelerin yerine şimdi artık orada bir yer açıldı. Şimdi oraya ne istiyorsanız onu koyun. Yemeğin üstüne tatlı yerine bitki çayıysa bitki çayından aynı zevk ve lezzeti aldığınızı düşünün. Hayır diyememekse gerektiğinde kolaylıkla hayır dediğinizi zihninizde canlandırın. Kolaylıkla bunu yapabildiğinizi görün. Kendinizi ifade edememekse, sinmekse, korkmaksa, onun yerine cesaretli olduğunuz senaryoları düşünün. Her neyse istediğiniz, onun zıttını veya onun yerine yerleştirmek istediğiniz, sizin için en hayırlı ve uygun olan programı oraya yerleştirin. Bilinçaltınıza yerleştirin. Yeni programı koyun. Eskisini, eski ahrikotu çıkardık. Yerine yeni programı benzetme yaparsak gülü veya istediğiniz her neyse onu koyun. Kilo ile ilgili bir şeyse ben kolaylıkla kilo veririm. Metabolizmam hızlı çalışır. Ben sağlıklı besleniyorum. Akşamleyin belli bir saatten sonra yememeyi tercih ediyorum. Diyebilirsiniz. Her neyse istediğiniz program onu yerleştirin. Şimdi oraya beyaz ışık akıyor. O yeni program tamamıyla bilinçaltına yerleşti. Tamamıyla beyaz ışıkla güçleniyor. Tamamıyla bağlantı sağlanıyor ve sanki nöronlarla, sinapslerle, iletişim yoluyla oraya yerleşti. Artık yeni programınız devrede. Eskisi çıkarıldı, atıldı. Şimdi eski cümle kalıbına, eski yere bir bakın bakalım artık duruyor mu orada? Yerinde mi bir bakın? Onun yerine bakınca yeni koyduğunuz şeyi mi görüyorsunuz sadece? Eskisini artık görebiliyor musunuz? Algılayabiliyor musunuz? Hissedebiliyor musunuz? Birçoğunuz için değişti değil mi? Hemen şimdi değişti. Birçoğunuz için eskisine gidemiyorsunuz bile değil mi? Tesadüf mü sizce? Hayır değil. Şu anda bilinçaltınızdaki o kalıp değişti. İşte bu kadar kolay ve muhteşem. Şimdi yavaş yavaş odaya dönmeye başlayabilirsiniz. Gözlerimi yavaş yavaş açıyorum. Sizler de odaya geldikçe lütfen gözlerinizi açın. Ve bana deneyimlerinizden bahsedin. Evet, kayıttan yaparsanız etkili olur. Özellikle workshop'tan sonra Necla Hanım, evet sizi de almak istiyorum. Workshop'tan da bahsedeceğim. Bu sırada workshop'tan sonra, evet ya bunu hiç sormadım. Workshop'tan sonra bu unutmadan
Bahsetmeyi unuttum. Bu sırada sizler yavaş yavaş odaya dönerken bu cumartesi günü ayın 29'unda yetersizlik duygusuyla ilgili bir workshop yapacağım. Yani atölye çalışmasında yetersizlik duygusunun yarattığı birçok konu çözülecek. Mükemmelliyetçi olma çabası, kendini iyi hissetmeme, yeterli hissetmeme, başarılı olmama, hatta bundan dolayı yetersizlik acele etme, harekete geçememe, erteleme, hatta buna bağlı olarak konuyla bağlantısını anlatacağım ama bununla bağlantılı olarak tiroid, Hashimoto hastalığının nedenleri gibi birçok konu cumartesi günü 29'unda yaptığım workshop çalışmasında 3 saat boyunca saat 14 ile 17 arasında çözülecek. Ücretli bir çalışma. 3 saatlik çalışmada sanki birkaç seanslık bir enerji alacaksınız. Birden fazla yöntemi kullanacağım. 3 saat sürecek ve çok da fayda göreceksiniz. Şimdi Necla Pehlivan var ama onu da Facebook'tan yayına alıp birkaç cümle almak isterdim ama Facebook'tan alma konusunu çözemedim. Yoksa bir söz vermek isterdim. Necla Hanım değersizlikle ilgili olana katılmıştı çünkü. Değersizlik konusu da çok iyi geçmişti. Ama nasıl alırız onu bilemiyorum. Şimdi şu yorumlara bakayım bu sırada. Çok üşüdüm. Evet evet Yeter Hanım. Üşüme hissi bende de geldi yaparken. Yenileri o kadar güzel. Eskiler çok eskimiş zaten. Uçtu gittiler. Harikasın Şebnem. Sevgili Şebnem çok iyi. Hocam ben uyuyorum merak etme. Sebiha Hanım değil mi bu? Bilinçaltı uyumaz. Bilinçaltı 7-24 açıktır. O yüzden rüya görürüz. Hiç uyumaz o. Hiç uyumaz. Neden uyumaz? Bizim kalbimizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, ne bileyim midemizi uyusa bir sistem çalışır mı onlar? Onlar hiçbir zaman uyumuyor. Onları çalıştıracak arka planda olan bir operasyon sistemi olması lazım. Yani bu şey gibi kamera çalışsın ama modem kapalı olsun. Hani mutlaka kaydetmesi için modeme bağlı olması gerekiyor ya kameranın. Onun gibi düşünün. Bilinçaltı hiçbir zaman kapanmaz. İsteseniz de kapatamazsınız. Ölene kadar açık. Kayıt sistemi açık. O yüzden her zaman açık olduğunu düşünün. Onunla ilgili siz uyusanız da konuştuğumuz her şeyi alır. Siz sadece uyuduğunuzu zannedersiniz ama uykudayken de bilinçaltı bütün kodlamaları alır. O yüzden küçük çocuklarla uyurken bile konuştuklarında hastalıklarının geçtiği olur. Çünkü onlar bilinç olarak açıktır. Söylediğiniz her şeyi dinler. Sağ kulağımda uğultu oldu. Sol kulağımda uğultu. Çok enteresan. Bir tane danışan sağ kulağımda uğultu oldu diye yazmış. Tesadüfen ondan sonraki yazan farklı bir danışan da sol kulağında uğultu oldu demiş. Frekans değişimlerinden oluyor. Orada bir ayarlama yapılıyor kulaklardan. Aslında duymanız gereken şeyler de duyulmaya başlarsınız. Duru işiti diye bir şey var. Bazı kişilerin algıları çok açıktır. Bazen iletişime belli frekanslarla duyarak geçerler. Yani aslında kulaklar da çok çok önemli bir algılama yöntemi. Ne zaman? 29'unda. Bu cumartesi günü 29 Mayıs cumartesi saat 14 ile 17 arasında atölye çalışmasını soruyorsanız iletişim numaralarından bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. İnternet sistemde de var. Detaylı bilgiler oradan da bilgi alabilirsiniz. İnternet sisteme bakarsanız yetersizlik duygusunu dönüştürmek diye geçiyor. Her zamankinden daha etkili bir frekans hissettim. Her nefeste esneme, bir ara başım arkaya düştü, başım ağırlaşmış hissediyorum. Çözülecek, çok güzel.
Baş bölgesi özellikle birçok hormonun frekanslarının olduğu çok önemli bir merkez. Orada bir dengeleme oluyor. Özellikle bu tip çalışmaların olduğu günler çok su için. Göğsümde sıkışma ve şakaklarımda ağrı. Oralarda belli tıkanıklıklar vardı demek ki sevgili Şebnem. Onlar çözülmeye başlamış. Sağ bacağım kalp atışı gibi. Evet, sağ taraf vücudun alt kısmı. Genelde anne ile alakalı. Sağ taraf eş de olabilir, eş veya çocuk da olabilir ama genelde belden yukarısı baba, belden aşağısı anne ile alakalı bir dengeleme olma ihtimali yüksek. Başımda ağırlık, göğsümde sıkışma. Tamam, güzel. Oradaki blokajlar çözülüyor. Özel seans alanlar katılır mı yoksa nasıl olacak bilemedim. Yeter Hanım, eğer istiyorsanız tabii ki katılabilirsiniz. Hani birebir tabii ki daha özel, birebir daha özel ama bu atölye çalışmasının da ayrı bir yeri var. Orada da yoğunlaştırılmış bir şekilde birkaç saat boyunca çalışılıyor. Kararı siz verin. Yani faydası olur. Sol ayağımın altında karıncalanma. Sesinizi duyuyorum ama dalıyorum. Kaçtır böyle oluyor. Çünkü bilinçaltı sesimi alıyor. O anda bir rahatlamayla veya belli bir frekansta bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Ama neden oluyor biliyor musunuz Sevgi Hanım? Sizi de bildiğim için söylüyorum ben. Bilinçaltı sizin çok konuşuyor. Yani günde ortalama 60-65 bin düşünce geçer ortalama bir kişi de. Sizde büyük bir ihtimal 100 bin falan geçiyordur. Sizin zihniniz çok konuşuyor. Sizi rahat bırakmıyor. O yüzden bu düşüncelere bir direnç gösteriyor. Bilinçaltı ne yapsın? O dirençle bunları almak istiyor, sizi uyutuyor. Sizin direncinizi kırmak için uyutuyor. Bakın bu açıklama da çok güzel bir açıklama ve bunun doğru olduğunu biliyorum. Duyduğu şeyleri almak için sizi uykuya alıp sizin direncinizi yani o bilinçaltındaki olumsuz duyguları durdurup söylenenlere yer açıp almak istiyor. O yüzden biz kişiyi seanslarımda genelde gözlerini kapatıp belli bir frekansa alırız. Çünkü bilinçli olarak yarattığı direnci yıkmak isteriz veya onu bypass yapmak isteriz. Onları bilinç üstünde onların daha yüksek bir frekansta altına girmek isteriz. O yüzden kişi çok fazla zihninde konuşuyorsa bazen birden uykuya dalmasının nedeni odur. Ondan uykuya dalıyorsunuz. Aslında bilinçaltı uykuya dalmıyor. Sizin direncinizi kırmak için bunu yapıyor. Nasıl açıklama? Hiç çocukluğumda rahmetlik nenemin beni tokatladığı, elimden ekmeğimi aldığı o sahneye gittim. Vay! Ayaklarım üşüdü. Midem hareketler en sonunda ayaklarım ısındı. Sonra nenem yanına gidince başımı okşadı. Hey, senaryo değişti bakın. Orada ilk başta hissettiğiniz o tokat attı, elinizden ekmeğinizi aldı, elimden ekmeğimi aldı diye hatta bir söylem vardır değil mi Türkçe'de? Haksızlığa uğrama enerjisi sizi köstekleyen bir enerjiydi. Orası değişti. Oradaki senaryo değişti. Akaşik kayıtları değiştirmek diyoruz. Bu muhteşem bir şey. Harika. Halen uğultu devam ediyor. Merak etmeyin normale gelecek. Karnımın sol tarafında ağrı ama neydi bilmiyorum. Farklı bir his vardı. Çözülecek. Ayaklarım halen yanıyor. Oradan boşalmaya çalışıyor enerjiler. Korku için ne yapalım? Bilinçaltından iptal edince şifalanır mı? Olabilir. Derinle bir bakmak lazım. Kaçırdım kayıt olacak mı? Olacak olacak. Bana uyku çöktü. Başımın arkasında ağırlık çöktü. Bununla ilgili açıklamayı biraz önce yaptım. Hocam bugün ihtiyacım olan çalışmayı yaptınız. Şifa olsun. İnşallah hocam dualarım sizinle şifa olsun. Aynen çok doğru. Ama ben bu uyumadan şikayetçi değilim. Evet, şikayetçi olmayın. Teşekkürler hocam. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Süper. Şimdi gelelim Facebook'taki yorumlara. Bugün yaşadım, yakaladım kendimi fark ettim. Elimden geleni yapıp gerisini bırakıyorum. Evet. Özellikle workshop'tan sonra. Ya Necla Hanım bu
Facebook'ta bir iki cümle sizden workshop'tan sonra ne olduğunu duymak isterim ama siz istek gönderebiliyor musunuz kendiniz canlı yayına katılmak için? Bunu bir defa yapmıştım ben Facebook'tan, Google arama motorundan okumuştum Facebook'tan canlı yayına nasıl kişi katılır diye. Oradan bakıp yaptım ama unuttum nasıl yaptığımı. Hocam istemediğim bir telefon görüşmesi yaptım. O gece ani işitme kaybı geçirerek kulağımı kaybettim. Yani kulağım felç oldu. Bu olayın çözümü var mıdır? Evet vardır. Yani telefon görüşmesinden sonra başlayan işitme problemi çözülebilir mi? Evet çözülebilir. Aradan yaklaşık 20 sene geçti, tekrar işitme yeteneğini kazanabilir miyim? Hayrullah Bey, kesin cümlelerle konuşmakta zorlanıyorum. Çok ciddi bir sorunuz var. İşitme kaybını tamamıyla kaybetmişsiniz. Ama arayın, gün içinde iletişime geçin. Yapılabilir diye en azından denenebilir diye düşünüyorum. Size şöyle bir olayımı anlatacağım. Bir danışanım vardı. Uyku felci yaşamıştı. Uyku felci nedir bilmiyordum. Anlat bana dedim. Uyku esnasında felç oluyorum ve çok yoğun bir ses oluyor dedi danışanım ve bir tane çocuğun da bu yüzden geceleri uyuyamıyormuş. Terapiste ulaşmış, işte ilaçlar kullanmış falan hiçbir çözüm bulamamış. Bir tane çocuğunu da düşürmüş bu yüzden. Çözemediği için. Ondan sonra bir doğum yapmış. O çocuğu da onunla birlikte yani ayrı uyumuyormuş falan. Uzun lafın kısası olayın kökenine gittik. Bunu ne zamandır yaşıyorsun, ne oluyor falan diye sorguladığımda babaannesini kaybettiği bir anıya gittik. O anıda, o anda babaannesini kaybettiği haberi aldığı anda üniversitede derse girerken arka tarafta zil sesi çalmış. Ve o kulağındaki çınlama, uyku felcindeki ses de o zil sesiymiş meğerse. O anı bilinçaltı çalışmalarıyla biraz önce anlattım. Dönüştürdük. Bir seans yaptık. Herkese bu kadar çabuk olmayabilir. Hemen çözüm de olmayabilir. Ama o kişinin uyku felci çözüldü. O seanstan sonra o çocuğuyla ilgili o çalışmayı yaptık. Çocuğu da ayrı uyumuyordu. Onu da geceleyin gidip çocuğunu anlatmasını söylediğimde çocuğu da artık ayrı uyumaya başlamış. Sadece bir seansta oldu. Ama herkese bu kadar çabuk olması mümkün olmayabilir. Hiçbir şey standart değildir. Uzun lafın kısası Hayrullah Bey, siz yerini ve o gece telefon konuşması olduğunu da biliyorsunuz. Yeri de belli. Dolayısıyla çalışarak bilinçaltı çalışmasıyla evet dönüştürülebilir. Ve belki de o işitme kaybını geri bile alma şansınız olabilir ama kesin cümlelerle söylemek de zorlanıyorum ama en azından mutlaka denemenizde fayda var. Faydam olabilir diye düşünüyorum. Konu tamamen travmatik, çok fazla zaman geçmiş ama gelme ihtimali yüksek. Evet, ben de aynı düşünüyorum. Denemekte fayda var. Hiçbir zaman ben enerji çalışmalarında %100 cümlelerle konuşmam, konuşanlara da inanmam. Çünkü kontrol edemediğimiz birçok done var ama mutlaka faydası olur derim. Mutlaka faydası olur. Sol kulaktır, bu da duymak istemediği bir şey duymuşsunuzdur. Felce büyük ihtimal ölümle alakalı bir şey. Olabilir. Duyduğu onu travmatik bir şey yaratan bir olay olabilir. Mustafa Bey. Doğru sol kulak. Sol kulak demiş Mustafa Bey. Doğru. Ani işitme kaybı dendi ve o şekilde kaldı. Düzeltilebilir diye düşünüyorum. İletişim numaralarından yarına bizi arayın. Bir çalışalım derim. Gözlerimde iki damla yaş geldi. Biraz rahatladım. Geç de olsa geldim. Öncesinde şahit olduğum bir kişiye cevap bile verdim hocam. Sizi asiste edebilirim. Teşekkürler Mustafa Bey. Duymak istemediğiniz bir şekilde konuşma oldu. Size şiddetli bir travma oluşturdu. Evet. Olabilir o şekilde. Zoom'dan hocam. Evet, Zoom'dan yapacağım. Atölye çalışmasını Zoom'dan yapacağım. İlk saydığınızda giremedim. İkinci saydığınızda gittim. Siz de giremeyenler dediniz. Biri bendim. Evet, ikincisinde tekrar üçten neden geriye saydığımı bilmiyordum. Bir nedenle bir dürtü yaşadım. Demek sizin içinmiş bu. Hocam Hayrullah Bey her şey hatırlıyor. Allah'ın izniyle çözülüyor. Evet, ben de öyle hissediyorum. Tabii ki Allah'ın izniyle Mustafa Bey. Şifa Allah'tan. Bizler sadece
aracı olabiliriz ama buna benzer birçok olay çözüldü. Sizinki de neden çözülmesin? Sizinki de neden çözülmesin? Şu Facebook'ta canlı yayına alma olayını çözeceğim. Google'da okuyup öğreneceğim olayı bir defa yaptım. Ama atölye çalışması yetersizlik duygusu, çözemediğiniz duygular varsa, acele etme duygusu, ben yetişemiyorum, mükemmel duygusu, ne yaparsam yapayım hayattan tat alamıyorum, ne yaparsam yapayım mutlu olamıyorum, hep bir şeyleri eksik istiyor hissediyorum, hep mutsuz oluyorum diyorsanız, bir şeyleri ertelemeye başladıysanız, harekete geçmekte zorlanıyorsanız, dediğim gibi bir an önce bir şeyleri yetiştirip alel acele yapmaya çalışıyorsanız, bütün bunlara kaynaklı yetersizlik duygusu nedeniniz olabilir. 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14 ile 17 arasında atölye çalışması yapacağım. Bu duygularla ilgili güzel çözülmeler yaşayacaksınız. 3 saat sürecek ücretli bir çalışma olacak. Zoom üzerinden yapacağım. 300 lira ücreti olacak. Katılmak isteyenler olursa yine iletişim numaralarından yarından itibaren ulaşabilirler. Her birinize şifa olsun. Yayınımı artık noktalıyorum. Yine alma verme dengesi adına bu çalışmadan fayda gördüyseniz lütfen hayvanlara iyi davranın. Pervazınıza kuşlara yem koyun. Sokaktaki kedilere, köpeklere yemek verin. Sokak satıcılarından lütfen bir şeyler alın. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız, evden çıkamıyorsanız, şu anda sevgiye ihtiyacı olan, ani kayıpları olan, hayatında vefat etmiş kişilerle ilgili acı çeken kişilere lütfen tüm sevginizi, merhametinizi yollayın. Savaşta kötü durumda olan, Filistin'de eziyet görmüş olan kişilere, Suriye'de olan kişilere, hastanede olan kişilere, eziyet çeken hayvanlara lütfen içinizden koşulsuz sevginizi şu anda beni dinlerken yolladığınızı hayal edin, yollayın. Sevgi, şefkat, bolluk, bereket sizinle olsun. İnşallah haftaya Salı 21.21'de görüşmek üzere.